Diyelim ki bu video ekranından dışarı çıkan bir manyetik alanım var. İşte bu küçük kahverengi halkalar ekrandan dışarı çıkan vektörlerin uçlarını gösteriyor. Ve bu manyetik alanın içinde bu sarı renkteki telim var. Telin üzerinde ise Q yükü var. Diğer şeyleri de yazayım. İşte burada ekrandan dışarı çıkan manyetik alan B. Bu telin tümünü aldığımı varsayalım tel manyetik alanla L uzunluğu kadar örtüşüyoruz. Manyetik alanın burada ve şurada son bulduğunu varsayalım. Tam buradaki uzunluğa da L diyelim. Biraz tuhaf çizdim. Ama size bir fikir vermiştir. İşte L uzunluğu. Bu yük de tel olarak kabul edebileceğimiz bir tür iletkenin üzerinde yer alıyor. Ve bu manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya taşıyor. Böyle bir durumda tel boyunca herhangi bir yerde gerilim bulunmadığını varsayarsak ne olur? Şimdi eğer yalnızca manyetik bir alandaki sabit bir yükten bahsediyorsak aslında hiçbir şey olmayacaktır değil mi? Çünkü biliyoruz ki manyetik alan kaynakta kuvvet, yük çarpı yükün hızıyla manyetik alanın vektörel çarpımına eşittir. Eğer bu tel sabitse ve üzerinde gerilim yoksa bu yükün hızı sıfır olacaktır. Eğer hız sıfırsa vektörel çarpımın büyüklüğü de şununla aynıdır. Q skaler bir büyüklük o zaman sadece Q yazıp geçtik çarpı hızın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı sin teta ve böyle durumlarda bu düzleme giren her şey bu manyetik alanı dik kesecektir. Dolayısıyla eğer bu düzlemde herhangi bir hız varsa manyetik alanla o hız arasındaki açı 90 derece olur. Bu nedenle sin teta'yı çok düşünmemize gerek yok. Fakat görüyoruz ki eğer hızın büyüklüğü yani sürat 0'sa bu yük üzerinde manyetik alandan kaynaklanan herhangi bir net kuvvet olmaz ve ilginç hiçbir şey de meydana gelmez. Şimdi küçük bir deney yapalım. Eğer bu teli kımıldatsaydım, bunu V hızıyla sola kaydırsaydım ne olurdu? O zaman bu teli alıyorum ve V hızıyla sola kaydırıyorum. Oldu. Bu durumda tüm tel sola kayıyor. Eğer telin tümü sola kayıyorsa, bu yük de bu telin üzerinde olduğuna göre yük de V hızıyla sola kayıyor. İşte şimdi işler ilginçleşiyor. Yük V hızıyla sola hareket ediyor. Öyleyse şimdi öğrendiğimiz ilk manyetizma formülünü uygulayabiliriz. Bu durumda bu yüke ne olacak? Yükün kuvveti yük çarpı hızın büyüklüğüyle manyetik alan vektörünün vektörel çarpımıdır. Yani biliyoruz ki bir miktar net kuvvet oluşacaktır. Bu şimdi sıfır olmayan bir değer. Yükün de sıfır olmayan bir değer olduğunu varsayıyoruz. Bu durumda kuvvetin yönü neresi olacak? Vektörel çarpım üzerinde sağ el kuralını uygulayalım. V ile B'nin vektörel çarpımı bize yönü verecektir. Öyleyse işaret parmağımızla hızın yönünü gösterelim. Doğru yaptığımdan emin olmak için kendi elime bakmak zorundayım. Orta parmağımızla da manyetik alanın yönünü gösterelim. Manyetik alan sayfanın dışına çıkıyor. Öyleyse orta parmağımız aslında sayfanın dışına çıkacak. Diğer iki parmağımız da bunun gibi bir şey yapacak. Peki, baş parmağımız ne yapacak? Baş parmağımız da tam yukarıyı gösterecek. Burası avuç içi. Bunlar tırnaklarımız. Burası baş parmağımız. Burası da hızın yönü. Şu mavi okla çizdiğim yer. Manyetik alan sayfadan dışarı çıkıyor. Yani yük üzerinde manyetik alandan kaynaklı kuvvet baş parmağımızın yönünde olacak. Öyleyse kuvvetin yönü burası. Bu durumda ne olacak? Yük üzerinde bu yönde bir net kuvvet oluşacak ve yük yukarı doğru hareket edecek değil mi? Hatta birden çok yükümüz olduğunu da düşünebiliriz, değil mi? Eğer burada birden çok yükümüz olsaydı ve eğer tüm teli hareket ettirseydik, bu yüklerin hepsi yukarı doğru hareket ederdi. Peki, bir iletken üzerinde hareket eden bir grup yüke başka ne ad verebiliriz? Evet, buna akım diyoruz ve akım saniyede ne kadar yük geçtiğine bağlı. En azından çok nitel terimlerle ifade edersek, bir teli manyetik alan boyunca hareket ettirdiğimizde veya bir manyetik alanı telden geçirdiğimizde teldeki akım indüksiyona uğrar değil mi? Elektrik jeneratörleri de işte böyle çalışıyor. Kömür, buhar veya suyun gücünü düşünürsek işte bu güçler jeneratörü döndürür ve jeneratörler akım üretir. Kısacası bu tür enerji kaynakları türbinleri döndürür. Neyse konumuza dönelim. Size bir soru sorayım. Bu parça yani yükün manyetik alanın teli tam etkilemeye başladığı yerde olduğunu düşünelim. Manyetik alan parça üzerinde ne kadar iş yapacak? İş neydi? İş eşittir kuvvet çarpı uzaklık. Burada kuvvet uzaklıkla aynı yönde olmak zorunda. Bu parça üzerinde ne kadar iş yapılacak? İş parça üzerine uygulanan net kuvvet çarpı uzaklık olacaktır. Bu uzaklık L idi, değil mi? Diyoruz ki bir parça buraya gelirse yukarıda manyetik alan olmaz. Bu nedenle yapılan tüm iş ki buna kuvvet çarpı uzaklık demiştik eşittir Net kuvvet burada yukarıda. Q boşluk V ile B'nin vektörel çarpımı çarpı uzaklık. Buradaki uzaklık skaler. Bu nedenle onu formülün ön tarafına koyabiliriz, değil mi? Q çarpı L çarpı V ile B'nin vektörel çarpımı. Q çarpı V ile B'nin vektörel çarpımı zaten kuvvetti. Bir de bunu uzaklıkla çarpıyoruz. İşte yapılan iş bu. Peki her yük için ne kadar iş yapılıyor? Bu kadar iş bu yük üzerinde yapılıyor. Fakat diyelim ki birden fazla yükümüz var. O zaman yük başına düşen işi bulalım. Her iki tarafı da yüke böleriz. Böylece her bir yük başı iş şunun yüke bölümüne eşittir. O zaman yük başına iş eşittir. Uzaklık çarpı teli sola çektiğimiz hızla manyetik alanın vektörel çarpımı. İşte mesele bu noktada ilginç hale geliyor. Yük başına iş nedir? İş birimi enerjidir değil mi? Yani jül. Yükün birimi de klomp. Peki jül bölü klomp nedir? Volt. Yani bu yükler sanki bir gerilim farklılığı varmış gibi bu yönde ilerlemeye başlayacaktır. Yani bu nokta ile şu nokta arasında potansiyel bir fark varmış gibi. Tabi eğer bu artı gerilim terminali ise bu da eksi gerilim terminali ise. Bu durumda bu nokta ile şu nokta arasında algılanan bir gerilim farkı oluşacaktır. Ve akım akmaya başlayacaktır. Diyelim ki burada bir manyetik alanın bulunduğunu bile bilmiyoruz. Ve sadece akımın aktığını görüyoruz. O zaman bir gerilim farkı olacağını söyleyebiliriz değil mi? Gelelim derken bunu potansiyel bir fark gibi düşündüğümüzü hatırlayalım. Yük daha fazla yüksek potansiyel enerjiye sahiptir ve işte bu nedenle hareket ediyordur. Fakat en azından bu örnek için burada daha yüksek bir potansiyel enerjinin olduğunu söylemek zor. Bu enerji manyetik alan tarafından oluşturuluyor. Bu bağlamda yani eğer hareket eden tel üzerinde manyetik alan varsa bu noktayla şu nokta arasında bir gerilim farkı olduğunu belirtmek yerine insanlar genelde elektromotor kuvveti yani EMK'nın oluştuğunu söyler. Fakat EMK birimleri yine volt yani Joule bölü klomp cinsindendir. Ve gerçekten de bu devreleri ne şekilde incelerseniz inceleyin potansiyel fark ile veya gerilim farkıyla aynı şeydir. Fakat bu manyetik alan bu tel üzerine bir kuvvet uyguluyormuş ve akımın hareket etmesine neden oluyormuş gibi görünür. İşte buna EMK diyoruz. Öyleyse diyebiliriz ki EMK yani elektromotor kuvveti veya buradan buraya giden gerilim eşittir. Manyetik alan içindeki telin uzaklığı çarpı teli içeri doğru çeken hızla manyetik alanın vektörel çarpımı. O halde birkaç sayı uyduralım. Diyelim ki manyetik alan 2 tesla olsun. Sol tarafa olan hızımız da saniyede 3 metre. Ve buna biraz direnç verelim. Diyelim ki bu direnç 6 ohm olsun. Telin buradan şuraya kadar direnci 6 ohm. Biliyorsunuz tüm tellerin belirli bir direnci vardır. Buradaki toplam uzunluğu 12 metre kabul edelim. Bu durumda manyetik alanın tele uyguladığı elektromotor kuvveti manyetik alandaki telin uzaklığı yani 12 metre çarpı hız manyetik alanı dik keser. O yüzden teta 90 derece olduğundan sin teta'yı biliyoruz. Yani sadece büyüklükleri düşünmemiz yeterli. Öyleyse emk eşittir 12 metre çarpı hız yani saniyede 3 metre çarpı manyetik alanın büyüklüğü yani 2 tesla. Ve böylece EMK'yı 12 çarpı 3 çarpı 2 olarak buluruz. Bu da 72 eder. 72 volt. Yani 6 ohmluk dirençteki şu potansiyel farkı şu EMK'yı bulduk değil mi? Gerilim IR'ye eşittir diyebiliriz. Veya EMK eşittir IR şeklinde de yazabiliriz. Peki EMK bölü direnç yaparsak ne olur? Bu EMK'yı alırsak ve dirence bölersek yani 6 ohm'a bölersek akımı buluruz değil mi? EMK bölü direnç akıma eşit. Öyleyse 72 voltu veya klomp başına 72 jülü 6 ohm'a böleriz. EMK'dan kaynaklanan yani manyetik alandan kaynaklanan ve tam buradaki bu tel boyunca giden 12 amperlik bir akım elde ederiz. Gelecek videoda görüşmek üzere.